23. bölüm Gok canlarım, kanlarım, soydaşlarım, karındaşlarım, bütün Türkdoğan dünyamıza saygılar, sevgiler. Dedi ki devam ediyor. Ana kaynaklar devam ediyor. Bitmez. Sonsuz. Lan derler ya, okyanus misali. Anlatıyoruz. Bunlar çok bizim için önemli belgelerdir. Ana kaynaklardır. Çünkü arkadaşlar tarih ana kaynaksız olmaz. Belgesiz asla olmaz. Gönül isterdi ki bütün bu araştırmaları zamanda bizler yapsaydık ki maalesef böyle bir ortamımız olmadı. Çünkü biz Türk tarihiyle, Türk tarihimizle bizi tanıştıran insan Ulu Önder Atatürk'tür. Ulu Önder atamız da çok iyi Fransızca bildiği için, tarihi de çok sevdiği için, çünkü onu deha olmasının etkenlerden bir tanesidir tarih bilmesi. Çünkü sezgisi çok kuvvetli bir insan yani. Sezgisi muhteşem. Onun için dehadır yani. Deha olmak başka bir şeydir yani. Tarihi bildiği için ki o zaman ki özellikle bu çıkan tarihi 1895'lerde 1900'ün başlarında falan çok iyi okumuştur Atatürk yani. Kendi çabasıyla 1905'ler, 1910'lar hep tarih okuyan bir insan diyor. Yani. Çünkü tarih geçmişti yani. Gelecek yani. O gün yaşamış olduğu tarihti ve gelecekti. Ve burada o muhteşem Türk Turan tarihimizin saklandığını gördü. Çünkü neden? Batılı bilim adamları çok araştırmalar yapmışlar diyor. Asırlar boyunca. Ben diyeyim 10 asır, siz deyin 20 asır. Her asırda adamlar bir de şu var arkadaşlar, gelip yazmışlar arşivlerine ya. Gelip yazmışlar. Özellikle mesela şunu söyleyeyim. Özellikle bu Hristiyanlarda çok vardır bu. Bunlarda arşiv vardır ya. Arşiv vardır. Arşiv veya şeylerin yazarlar ya. Düşün işte 5. yüzyıl, 6. yüzyıl hepsinde vardır. Çıkartırsınız ya. Tabii saklanan hariç onları vermezler. Neden bilmem. Asla vermez onları. Bunun yanında gezginler dedim işte daha önce haritacılar, etnologlar, yani budun bilimciler, bütün araştırmalar yapmışlardır gezginler yani gezginler ve her ülke özellikle Fransa Kralı, İngiltere çok iyi araştırmalar yapmışlardır ya. Korkunç araştırmalar yapmışlardır gezginlerini göndermişlerdi ya. Ta Çin'e kadar düşün yani. Her tarafı araştırmışlardır. Amerika düşün her tarafı. Bu Ulu Önder atamız da bunu çok iyi bildiği için çünkü elinden geldiği kadar o zaman bak arkadaşlar o zaman tarih o zamanın şartlarına göre konuşuyoruz ya. Yani 1900'lerin başları kolay değildi ya. Ama eline geçen belgeleri o tarihi belgeleri atamız okumuştu. Ve bizim Türklük tarihimizi çıkartan gerçek Anadolu'nun en az 15-20 bin senelik Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ilan etmişti. Neden? Çünkü tarihi çok iyi biliyordu atamız. Tarihi çok iyi biliyordu, yazanları biliyordu bunları. Arkeologları biliyordu, dil bilimcileri biliyordu yani. Antropologları biliyordu. Yani. Hep fırsat buldukça kitabını okurdu. Çünkü biliyordu yani atamız. Tarihi asla değiştiremezsiniz yani. Bunun yanında diğer Türk Turan hizmet eden ulu büyüklerimiz var. Zaten ondan yayınlar da gelecektir yani. Göreceksiniz. Onlardan da faydalanmıştır atamız ve bize muhteşem Türk Turan tarihini emanet etmiştir. Meydana çıkartmıştır. Yalnız üzüldüğümüz nokta şudur. Çok üzülürüm. İşte 1940 yılında yasaklanan İngilizlerin isteği üzerine Atatürk'ün o muhteşem Türk tarih dersleri okullarımızdan kaldırılmıştır. İngilizlerin isteği üzerine.
kabul eden İsmet İnönü'dür. Yazdık bir kenara. Yerine ne koydular? Yunan Latin tarihini koydular işte. Yunan Latin tarihini. İşte 81 seneden beri okullarda öğretilen ve daha sonra emperyalistlerle işbirliği yapan sözde tarihçilerin yetiştirilmesi ve olmayan Yunan tezi, olmayan Latin tezi, olmayan Pers tezleriyle insanların gelecek nesillerimizin, o zaman yetişen nesillerimizin beynini yıkamak, iyice insanlarımızı çok affedersiniz, beyinsiz yapmak, sanki Türk Turan tarihi yokmuş gibi bunun üzerine kurulan bir senaryo vardı. Çünkü ondan sonra da belli bir zaman sonra okullarda hep şu başlamıştır yani. Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi Malazgirt Savaşı'yla. Yaralıyla gelmiştir yani. Bunu anlatanlar ya. Bunu hep özet işlemiştir okullarda yani. İşlemiştir. Milli eğitime sokulmuştur. Özetle sokulmuştur. İşte benim burada da kendi vermiş olduğum çabalar, kendi çabamla işte bunlara karşı burada olan, batıda olan muhteşem Türk Turan tarihimizi araştırıp bulmak ve sizlere sunmaktır. Ve sizin de göreviniz bunları alıp arşivlemektir. Gelecek nesiller için kimse Yunan palavrası atmasın, kimse Latin palavrası atmasın, kimse Pers palavrası atmasın. Hayvan telli kimse yemez yani. Dedik ya kimin kim olduğunu çıkarttık. Yunanlı kim olduğunu çıkarttık zaten. İkinci bölümde hatırlamıyorum, yanılmıyorsam. Gokmagoklarda ikinci bölümde. Helenikos. Birinci bölümde sıraları kim olduğunu çıkarttık. Hepsi özver Türk Turan'dır. İşte gördünüz mü? Böyle belgelere girdiğiniz zaman neler çıkartıyorsunuz. Gönül istiyor ki benim gibi insanlar çoğalsın. Çünkü ben bugün varım, yarın yokum. Bu dünya böyledir yani. Gençlerimiz bu yoldan devam etsinler. Türk Turan için bunlar çok önemli. Bunlar inanılmaz. Çünkü her zaman söyleriz. Bizim Türk Turan tarihimiz dünyanın tapusudur yani. Türk Turan tarihimiz dünyanın tapusudur. Gelişini sıfır bilirim arkadaşlar. Çünkü gördüğüm bütün kaynaklarda geçen Türk Turan'dır. Tatar'dır. İskit'tir. Alan'dır. Sarmat'tır. Hun'dur. Got'tur. Lan her taraftan Türk çıkar. Bütün belgeler. Bunu anlatmak için dedik şöyle geçmişe bir uzandık. Burada ulu atamızı saygılanıyoruz. Ve geçiyoruz 23. kitaba. 23. ana belge. Gok Magok. Yecüc Mecüc. Le Messi. D'après les prophètes. Jules Steig. 1867. Peygamberlerden sonra gelen Mesih. 1867. Ezekiel isim olarak kelime anlamıyla ezelden geliyor. Manası her zamandır. Ezelden beridir. İsrailliler Ezekiel'den sonra kendi yurtlarına döndüler. Tanrı'ya vermiş oldukları sözlerini yerine getirmiş oldular. Yönetimlerine iyi bir prens seçtiler. Barış içinde rahatça yaşadılar. Paganizmin var olduğu kuzey halkının ismi Magoklardı. Paganizmin
var olduğu Kuzey Aktan'ın ismi Magoglar. Ve Magogların önderliğinde gönderilen bir hakan vardı. Ve Magogların önderliğinde gönderilen bir hakan vardı. Tekrar okuyoruz. Ezekiel isim olarak kelime anlamıyla ezelden gelir. Manası her zamandır. İsrailler Ezekiel'den sonra kendi yurtlarına döndüler. Tanrı'ya vermiş oldukları sözlerini yerine getirmiş oldular. Yönetimlerine iyi bir prens seçtiler. Barış içinde rahatça yaşadılar. Paganizmin var olduğu Kuzey halkının ismi Magoglardı. Ve Magogların önderliğinde gönderilen bir hakan vardı. Adı da Gog'tu. Bu hakan hızlı ve aceleyle İsrail'e girmişti. Bu durum karşısında Yahova hemen harekete geçmişti. Hemen halkını toplayarak bu büyük Gog ordusunu yenmişti. Bunu Joel Ezekiel'de belirtmişti. Kıyamet kısmında. Yahova'nın özellikle bu Kuzey halkının üzerine çekmek için uyguladığı bir taktikti. Burada belki de halkının gücünü göstermek istemişti Yahova. Adı da Gog'tu. Bu hakan hızlı ve aceleyle İsrail'e girmişti. Bu durum karşısında Yahova hemen harekete geçmişti. Hemen halkını toplayarak bu büyük Gog ordusunu yenmişti. Bunu Joel Ezekiel'de belirtmişti. Kıyamet kısmında. Yahova'nın özellikle bir Kuzey halkının üzerine çekmek için uyguladığı bir taktikti. Burada belki de halkın gücünü göstermekti. Amacı Gog Magoglara karşı, yani Tatarlara karşı. Kısa bir kesitti. Bu kitabımızda devam ediyor. Serimiz devam edecek. Dediğim gibi arkadaşlar, ne kadar çok belge gösterirsek, ne kadar çok belge anlatırsak, bizim tarihimizi yok saymaya çalışan sözde tarihçilere kapak olur ana kaynaklar. Çünkü onlar bu tip kaynakları gördüğü zaman kaçarlar. Çünkü onların karşısında hiçbir zaman bu tip kaynaklara gidilmedi. Gösterilmedi. Onun için bunlar çok önemlidir. Bunlar çok çok önemlidir. Arkadaşlar, çünkü onlar da bir seyrediyorlar yani. Zaten fazla meydanda yoklar. Çünkü onlar tahmin edemediler ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağını. Bu kadar Türk Turan gerçeğinin ortaya çıkacağı arkadaşlar belki hissedemediler. O göbekçi yan takımı yok mu? Edemezler. İşte diyoruz ya, teker teker çıkartırız arkadaşlar. Onun için ki bu kadar uzun değişik kitaplardan kesitler alarak devam ediyorum çünkü. Çeviri yaparak. Çünkü mecburuz. Demesinler bir kitap anlattı falan. Bunlar işte teker. Değişik kitaplar. Düşün. Değişik kitaplar. Emek vermiş insanlar. Bunlar bizim için çok önemlidir. Türk Turan dünyamız için çok önemlidir arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeylerdir. İşte diyorum ya, devam ediyor. Yayınımız Gog Magog yani. Çünkü çok önemli. İçinde de başka belgeler de ulaştığım çok belgeler var. Bunları burada söyleyemem yani. Her şeyi anlatamam. Başka bölümler için onları anlatırız başka şeylerde. Çünkü bu kaynaklardan ben de yardım alacağım. Herhangi başka bir tarih konusu anlatırken, Türk Turan dünyamız hakkında herhangi bir şey anlatırken, buradan bulduğum bazı belgelerden faydalanacağım. Bu benim olmazsa olmazımdır. Çünkü öyle şeyler çıkıyor ki, dedim ya, inanamazsınız. Cepten dört köşeyim, inanılmaz ya. Şu muhteşem tarih çıkıyor meydana. Türk Turan tarihi çıkıyor. İnanılmaz arkadaşlar. Saklayamazsınız. Geldik işte. Saklanmıyor işte. Bu iş böyle. Ben buradan hepinize saygılar sunuyorum. Gelecek programda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Üzerindesiniz. Türk Turan dünyamız. Görüşürüz. Hoşça kalın.